Çok az sivil basıp sonra mile döneceğiz. Birkaç tane yani. Çünkü itlik yapmamız için bol bol silah ihtiyacımız var. Büyük Yugoslavya olacak mı? Yok. Hayır. Amacım toprak fethetmek değil. İtlik yapmak. Arada fark var. Balkanlara itlik, evet. Ama Türkiye'ye de itlik. Haberiniz olsun. İnanır mısınız? Türkiye'de fokusu var. Yani buradan geliyor, tok tok tok, vura vura gidiyor. Türkiye'ye de yapıyor yani. Eğer bu 3 Balkan ülkesini alırsanız, Türkiye'de geliyor yani iş. Türkiye'de alırsan sen herkesi çiçetirim. Almıyorsun, hayır. Papıt da almıyorsun, şey de almıyorsun, toprak da almıyorsun bu yolla. Bu yolda sadece iç savaş çıkartıyorsun, sonra bekliyorsun yani. Komünist oluyor. Geri dönülemez bir seviyede komünist oluyor. %100 komünist oluyor. Oyunda görmeyeceğiniz bir rakam. Ayrıca diyeceksiniz ki hani komünizmi banlasalar acaba? 0.80 buff'luyor. 1.80 banla. Papıt bırak. Papıt bırakmak yok. Ele geçirmiyoruz. Yanlışın var. Biz işgal eden bir taraf değiliz burada. Biz itlik yapan bir tarafız. Ya şunları papıt salmayı diyorsunuz da gerek yok ya. Ha belki kendimize de itlik yapmak için olabilir. Hani final itlik. Olur o. Ama o sonraki iş. Biraz silah lazım biliyor musunuz? O olur. Ama bize bu itliği yaparken biri lazım. Merhabalar, hoş geldiniz sevgili Yunan hükümetinden Venizelos. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizleri bir oluşuma davet etmek istiyorum. Nasıl bir oluşum? Komünizm. Olur. Öyle bir halktır, halkçılıktır. Bunları yapabiliriz. Ama önce bizim borçlarımızı ödememiz lazım. Bir komünist dünyaya kalan son borçlarımızı. Yani isterseniz sizin içerinizdeki birkaç partizan ayaklaması borçlarınızı ödeyebilir. Ama ben isterim ki Yunan halkı ölmesin. Yunan halkı kendi isteğiyle gelsin. Biz bunu bir halka bir soralım. Yani Balkanları tek bir ideoloji hükmedebilir. O da komünizm. O halde şimdilik sizlere iyi komünizmler dilerim. Teşekkür ederim efendim. Size de iyi komünizmler. İyi günler. Neden Ayrık Saray? Ne gibi bir artısı var? Bombalanmayı falan engelliyor. Bay Milan, şimdi Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan Belgrad'a çok tatlı ormanları seyrede seyrede otomobilimde bir yolculuk yaptım. Güzel. Bulgaristan'dan geçtim. Bükreş'te sarayıma gidip sonra Belgrad'dayım. Güzel. Şimdi Bay Mustafa Kemal'le arkadaşlık imzaladık. Diyorum ki Bulgarlar, Yunanlar ve Macarları koruyan bu üç büyük ülkenin yani Balkanların üç büyük devleti askeri bir koridor oluşturmalı beraber. Olabilir. Yanlış mıyım? Doğrudur. Balkanlar kesinlikle birlikte güçlü. Bu fikre evet. Her türlü evet derim ben yani. Pekala. Bulgarlarla da görüştüm. Bulgarlar bunu onayladı. Türkler onayladı. Bir de sizin onayınızı da aldım. Artık benden iyisi yok. Evet öyle. Benden iyisi mezardı. Kesinlikle mezardı. Evet. Evet. O zaman ben o müsaade. Ben gereğini öğrendim. Şimdi Ankara'ya geri dönüyorum. Uzun bir yolculuk beni bekliyor. Görüşmek üzere. Kendi kendine bile 0.30 şey basan, komünist basan bir ülkeden bahsediyoruz ya. Evet. Merhabalar Sayın Milan. Evet buyurun. Dünya Gazetesi'nin bize yansıttığı haberlere göre İtalya'da bir karışıklık olduğunu duyduk. Evet öyle gibi. Yani bizim neyi sevdiğimizi bilirsiniz. Hani zayıflayanı yut. Evet. Yani İtalyanların bu karışıklığını görünce aklımıza ilk siz geldiniz. Neden? Komşu. Hani komşu komşunun toprağına muhtaçtır. Doğru. Ya tamam. Yani Almanların da otokrat bir ideolojiye sahip olacağını duyduk. O enteresan olurmuş işte. Yani ama Wilhelm tarafından bir otokrasi. Yani Kaiser'le bir, daha doğrusu Kaiser'le bir kavgamız olsa da büyük savaştan dolayı bunu atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Bizden de Napolyon başa gelmeyi düşünüyor. Yani biz getirmeyi düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere ben sağcı bir liderim. Evet. Yani sizin de sağ görüşten bir şeyiniz olursa güzel olur. Bizim kesinlikle için. Şu an olmak üzere. Sağ değil mi bak? Eminim, tabii. %100. O kadar sağ ki. Yani. Tamam, sağ önemli tabii. Tabii. Yani olası bir İtalyan savaşında sizi bu savaşa davet etmek isteriz açıkçası. Düşünülür, tartışılır zamanı geldiğinde. Siz ne kadar güçlü olursanız ona göre değişir. Yani Fransızlar hep güçlüydü. Güçlü olmaya da devam edecek. Tankları toprağa gömmeyin de. Nazlı. Tankları toprağa gömmek için vardır. İşte gömmezseniz belki kazanırsınız. O zaman güçlü diyebiliriz. Bunu düşüneceğim. Bunu bir düşün. Bu önemli bir nokta.
Bunu düşün. Sen niye öyle dedin ki şimdi? Tank gömülmüyor mu? Yani gömebilirsin de şimdi insanların tercihlerini sorgulamak bizim haddimize değil. Yani İtalyanlara laf ettik, benim ülke bir karıştı gibi. Ben müsaadenizi isteyeyim. Zaten siz 0.80 buff'lıyordum ya, dedim ajanlıkla acaba 0.1 buff'lay, hatta ne 0.1, 1 buff'layabilir miyim? Galiba buff'layabilirim. Bu da yasak mesela. Ne güzel lan bu Yugoslavya. Tito Yugoslavya'nın efsanevi lideri dostlar. Soğuk savaştan dağılana kadar ki dönemi çok idare eden birisi. Zaten o gittikten sonra Yugoslavya'da çatırdama başlıyor ya. Çok başarılı yönetiyor. Ne Sovyetlerin baskısı altında eziliyor, ne Batı'nın NATO'suna karşı boyun eğiyor. Tam ortada kalmayı beceriyor, aynı Türkiye gibi. Bunun cezalarını yaşıyor ama yine de iyi dayanıyor yani. Çok iyi dayanıyor Tito. Zamanında partizan zaten, hani şey gibi. Bir yerde okumuştum, hiç emin değilim. Viyana'ya giren partizanlardan birisiydi diye hatırlıyorum niyeyse Tito'yu. Belki doğrudur, bilmiyorum. Yugoslavya'dan çünkü Viyana'ya girenler oldu partizan komünistler olarak. Stalin Tito'yu öldürmek için bir ajan bile yolluyordu. Vallahi doğrudur, çünkü sevilen lider değildi yani komünistler açısından bile. Akıllıydı çünkü. Çok akıllıydı. Türkiye'de iyi ilişkilere sahipti. Doğru yapıyordu yani çoğu şeyi. Bize acilen komünizm bufflamamız lazım. Zaten çok hızlı bufflanıyor da birazcık daha fazla lazım. Şu an Sovyetlerin çok hoşuna gidecek bir buff verdim. Etiyopya'da oyuncu var. Çok iyi bu arada ya. Oğlum gerçekten çok iyi ya. Adam gitmiş ayrılmış. Evet, çok iyi. Kaliteli itlik. Ha, buyurun. Sayın Milan, merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Gayet iyiyiz, umarım siz de iyisinizdir sevgili dostumuz. Efendim, dostumuz dediniz, ağzınızdan bal damladı. Böyle güzel konuşan bir insan Balkanlar'da hiç duymamıştım. Evet, insanlar dostane ilişkiler kurmalı ve tamamen birbirine güvenmeli. Sınırlarını açmalı. Ve aynı efendim, zamanda da birbirinin aleyhinde işler çevirmemeli. Çevirmemeli efendim. Yani biz tamamen Balkanların güvenliğini düşünerek de merkeze diplomasi istiyoruz. Hepimizin dileği de zaten bu. Yani kardeşlik varken düşmanlığa ne hacet? Evet. İtliğe ne gerek var efendim, değil mi? Yani itliğe ne gerek var? Birbirinin... Yani sende olmayan bir şey istemedikten sonra düşmanlığa ne gerek var? Değil mi? Evet efendim, paylaşmak daha güzel bir şey yani. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Efendim, biz sizle yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Aynı Romanlar. Biz de sizinle yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Yani bunun için de inanın çok çabalıyoruz şu an. Nasıl çabalıyorsunuz acaba efendim? İşte konuşarak. Bu dostane davranışınız bizi çok mutlu etti efendim. Sağ olun. Biz de zaten buraya tım tım yavaşça aracımızla gelmiştik. Yavaşça da gideceğiz dostane bir şekilde. Tabii ki. Ama gidiş hızımız hızlanması için şunu bir okumadan imzalar mısınız acaba? Elbette imzalarız. Tabii ki daha da yakın ilişkiler için. Teşekkürler efendim. Biz mutlu mutlu güzel ormanlarınızdan giderek... Sofya'yı bulalım. Dikkat edin, yollarda fazla, dağ yollarına fazla çıkmayın. Alışırız biz efendim. Alışırız. Dağlara fazla şey yapmayın da yani. Birkaç militer grup var da, dikkat edin. Biz onlara gerektiği cevabı vereceğiz efendim. Siz rahat olun. Umarım. 35 gün sonra göreceksiniz onları. Umarım. Görüşmek üzere. Demek öyle. Cevabını vereceksin ha. Birazdan daha yakın ilişkilerimiz olacak. Birazdan %100'lük bir temas içerisinde olacağız. Kardeşten öte olacağız, evet. Ama şu an ajanı yakalatmasam daha iyi bir kardeş olabilirdik. Ben o ajanı bir kurtarayım. Sayın Milan, bu rezalet nedir acaba efendim? Nasıl? Efendim, hakkımızda yanlış yazılar, yani yazan bir gazeteci bulduk. Tanımıyorum kendisini. Tanımıyor musunuz? Yok. Bizden biri değil. Yani efendim, ayıptır söylemesi, Sofya'nın yarısından çoğu aç. Yani biz şimdi hangi gazeteciyi yakalayalım? Vallahi bilmiyorum yani. Yani
Valla bence yani... Bilmiyorum yani, benimle alakalı değil. Kanıtın var mı? Efendim, hapishanemizin bir adı Yugoslav vatandaşı mı? Ya adam belki çift vatandaşlı. O zaman bizim departmanın suçu var demek ki, sizden değil bu. Yani canım, şüphe ederken yani insanları böyle itham altında bırakmayın yani, lütfen. Yani ben efendim, nereden bileyim sen zaman. Yani şimdi Allah Allah. Ya ayrıca yani ya bana ne canım yani. Sizden değil diyorsunuz yani. Yok canım, bende ne olacak ya. Tamamdır efendim, umarım ülkenin üstünden geçen bir gazetecidir kendisi. Ya, Türkiye'ye gidiyordur değil sen, mi? Sen gene de salıver şimdi, o şeydir yani halkın insanıdır. Halkın insanı. Tamam, ben onu bir salma işlemlerini başlatayım efendim. Ya sen sorgulama onu çok. Şey yapma. Üzdünüz bizi efendim. Üzecek bir şey yok canım yani, bizim mi adam? Adı benim adam değil ya. Çek vur ya. Daha ne diyeyim? Madem ki benim, çek vur yani. Efendim, vuralım o zaman biz onu bir tür. Yani. İyi günler. İyi günler. Zaten yakalandıysa vurmayı hak ediyor. Değil? Şimdiden ince ayarını atalım. Bir cilasını atalım. Şimdiden başlasın. Acaba bende niye komünizm artıyor diye bir düşünsün. Oh oh, ben de bir buff. Bak, minnak minnak çıkmaya başladı. Şimdiden 1.2'lik bir oyu var. Gel bakayım buraya. Support Makedonian Organization. Ayıp lan. O da bana itlik yapıyor. O da bana itlik yapıyor. Burada Makedon korumu silecek. Ayıp lan. O da itlik yolunda. O da itlik yolunda. Ama Allah'a şükür biz de yolumuzdan şaşmadık yani. Lan Sovyetlere mektup attım ben ya. Burada sevgili Tito icraat peşinde, Stalin zevkü sefaya düşmüş. Biz Balkanlarda barışın sürmesini istiyoruz, fakat Bulgaristan'la konuştuğum zaman kendisi sanırım sizinle pek iyi anlaşamıyor. Yani halbuki biz dostane teklifini kabul etmiştik. Efendim, öğrendiğim kadarıyla ajan yollatmışsınız. Yo. Allah Allah. Kendisi İmro'yu destekliyor. Acaba kendisi bir terör örgütünü destekliyor. Bunu açıklasın. Balkanlarda hani toprak hak etmek yerine bence herkesin bilip olması lazım diye düşünüyorum. Ben de bunu istiyorum zaten. Herkesin birbirine kaynaşacağı bir toplum. Bütün Balkanlar birleşmesi mümkün müdür sizce? Vallahi göreceğiz. Gücümüzün yettiği kadar. İnanmak başarmanın yarısıdır. Siz inanıyor musunuz? İnanıyorum. Yani güzel, ben ve partiden ben ve halkım muvaffak olacağız ya yani bu sefere. Barış'a. İyi, bunu duyduğuma çok sevindim. Yani kesinlikle efendim, kimsenin iç işlerine karışmayacağız ve herkesi kendi yoluna sevk edeceğiz yani. Biz komünistiz ama kendine kadar komünistiz. Efendim, fokusunuz pek öyle demiyor ama. O sizi davet etme fokus. Hak yoluna gelmek ister misin fokus yani? Ama orada iç savaşa çıkacak diyor. Yok öyle bir şey yok. Yani bizim çocuklar o zaman iyi İngilizce bilmiyor ya. Yugoslavya diyeceğim de Yugoslavya'nın kendi bir dili olmadığı için, hadi Sırpça diyeyim. Sırpça bilmedikleri için böyle oluyor yani. Efendim, bütün Yugoslavya aynı dili kullanıyor değil mi? Yok. Herkesin ayrı tarlası olduğu gibi ayrı dili de var yani. Biz çok uluslu bir yapıyız. Anlaşabiliyor musunuz? Evet. İyi, ne güzel. Bunları duyduğuma çok sevindim efendim. Gerek iç karışıklıklar vesaire olmasını ben de istemem. Bu duyumlar da bizi mutlu etti tabii. Tabii ki canım. Kimsenin iç işlerine karışmak gibi bir gayemiz yok. Umarım. Elbette. Yani öyle, efendim, bir de hani barıştan söz ettik. Şunu da imzalarsak hani. Dostluğumuz pekiz. Aynen öyle. Anlaşabildiğimize çok sevindim efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geliyor. Selamlar yoldaş Tito. Selamlar yoldaş Stalin. Nasılsınız efendim? Gayet iyiyim yoldaş, sen nasılsın? Eyvallah yoldaş, ne olsun işte, hani dünyaya komünizmi yaymaya çalışıyoruz. Biz de yani uğraşıyoruz. Zor iş. Çok zor. Zor iş. Hani, komünistin düşmanı çoktur. Çok. Yani komünizm biz şaheser iken bunların inanmayışı, yani sorsan iç işlerime müdahale ediyor olur. Halbuki ben de onlar da hani halkına değer versin istiyorum. Patates tarlaları yetişsin o bozkırlarda ve sadece patates yesinler. İşçilerin sınıf ayrımı olmasın. Ama aynı zamanda da ekonomik yolsuzluk, burjuvayı yok etmek istiyorum yani. Efendim, duygulandırdınız beni ya. Sayın yoldaş. Yani böyle olması lazım. Benim ömrüm bu dava uğruna savaşmakla geçti. Yani ömrünüz değil de yani öyle 2-3 sivil destek verirseniz komünizmin daha az yayılması için mesela Bulgaristan'a bakabilirsiniz. El altından yayıyorum yani.
Efendim ben size garanti artı volunteer desteği vereyim. Gelecekte trade açınız olsa size birebir trade back yapayım. Şu anlık hani Sovyetler Birliği'nin ekonomisi ya, efendim kaldırmıyor. Komünizm için en azından bir sivili bile feda edebilecek misiniz? Trade ihtiyacınız var mı efendim? İsterseniz trade'den döneyim size. Yok, ticaret açayım şu an yok. Ama hani bir sivil çok iyi olurdu yani. Burada komünizm yaymaya çalışıyoruz değil mi? Ben sizden trade'den bir tane alayım efendim. O da olur, o da olur. Yani sevaptır komünizm için. Sevap? İşte iyilik anlamında bilmiyorum. Bosnalılar öğretti bana da. Yani Sovyetler Birliği'nde öyle şeyler pek kullanılmıyor efendim. Bizde de kullanılmıyor da işte yani işte ağız alışkanlığı canım. Biliyorsunuz çok uluslu bir toplumuz yani. Biz. Efendim dediğim gibi gelecekte İtalyanların size saldırma ihtimaline karşı biz sizi de garantileyeceğiz efendim. Gerekirse hani komünizmi yaymaya çalışırsanız size volunteer desteği de yapacağız efendim. Bunlardan emin olabilirsiniz. Umarım. Umarım yani. Komünizm var olsun değil mi? Var olsun. O halde görüşmek üzere sevgili bütün komünistlerin ulfadırı. Görüşmek üzere yoldaş. Görüşmek üzere yoldaş. Birazdan Bulgara'yı izleyin. Şu an bile itliğimin startı olarak 0.5 buffladım. Zannediyor olabilir bu. Fokustan mı geliyor diye. Oy 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 ben de diyeceğim sen daha hiçbir şey görmedin. Şöyle diğer ülkelere partizan göndermek için biraz silah şey yapalım yani. O halde Bulgar'la başlasın. Kendi ordusunu silip karşıya silah atan bir ülke düşünün. Şöyle başlayalım. 20 burada, 20 burada. Arm. Bir de silahlandıralım. %9 oldu. Oha. Oha. Buçuk buçuk artıyor. Kaç artıyor lan bu? 111. Merhabalar. Merhabalar. Efendim Budapeşte'den koşabilirsiniz. Budapeşte'den mi? Evet efendim. Sırbından tut her milletinden bize bir komünist akını geliyor. Siz bu ülkede komünistlere rahat vermiyor musunuz? Bize mi taşınıyorlar efendim? Yani belki de halkınızın gözü açılıyordur değil mi? Sofya'nın %75'i fakirdi. Artık %75'i komünist. Hepsi artık orta düzey, eşit seviyelerde. Hepsi de komünist oldu. Yani sen buradan gidene kadar muhtemelen başarılı olacak gibi ama dur bakalım. Efendim birazcık rahat mı verseniz bu ne biçim bir artış yani. Daha maşallah. Her şeyi paylaşmadım seninle, birkaç şey daha var. Daha mahalleden arkadaşlar da gelecek yaymaya. Gelmesinler, yer yok. Gelsinler gelsinler, öyle sosyalizm dediğin yani öyle yekten olur mu yani? Bak sevgili Çerporis. Ya halkına kucak aç, ya da halkın sana kucak açsın. Efendim kucak kalmadı, her yer komünist oldu. Evet. Baba vatan sağ olsun efendim. Ne alaka lan? Seni zaten halkın zaten seni devirmeye çalışıyor. Yani benlik bir şey yok burada. Lan gidiyor gidiyor, %28 oldu. Ben Sofya'ya gideyim de bunları bir sakinleştireyim ya. Sana bir şey diyeyim mi? Çok karışma. Karışınca daha çok azıyorlar. Ben bir onlara motivasyon konuşması yapayım. Hadi onlar da sana yapar maazallah yani. Yok yok. Onlara ben Makedonya'yı vaat edeyim. Onlar birazcık tutar gibi efendim. İnşallah. Adam buradan faşizm buffladı. Ben buradan onun buffladığını... Bu arada ufak bir dipnot ekleyeyim. Durdurabileceği bir şey değil. Yani birazdan zaten göreceksiniz neyin gelmekte olduğunu. Şu an burada weak diyor bakın. Communist will be weak, yani zayıf çıkacak diyor. Bu 130'u geçtiği zaman, 130 biraz geçtikten sonra daha iyi... daha iyi bir seviyeye gelecek. Sonra iç savaş fokusları zaten açılmaya başlayacak. Yani bu strong'a geçtiği zaman tak diye göndereceğiz çocuğu, koyacağız yani. Niye ilk Bulgar'dan başladım bilmiyorum. Aslında Arnavutluğa da yaymaya başlayabiliriz. Beklediğim kadar iyi gitmiyor. Beklediğim kadar iyi gitmiyor, iyi dayanıyor. Birazcık daha canlıya yatırım yapalım o halde. Çünkü çok büyük önlem aldı galiba. Yani muhtemelen banladı. Üzerine bir de faşisti arttırmaya çalıştı. Ama başaramıyor. Yani hala da 0.80 bufflamaya devam. Bir de ajanlıktan da 0.10 falan buffluyoruz. Çok büyük bir buff bu. Tekrardan bir buff verebilirim. Hala da weak diyor. Hadi be. %42 oldu ona rağmen. Efendim şöyle. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı Ayfevzi Çakmak.
Hoş geldin. Biz hoş bulduk. Biz barışçıl bir yol izleyeceğiz. Haberiniz olsun. Biz de. Ne güzel. Biz bir Balkan Paktı kurduk. Görmüşsünüzdür. Evet. Sizleri de bunun içinde görmek isteriz. Göreceksiniz muhtemelen. Bu dostane pakta peki ne zaman girmeyi düşünürsünüz? Yakın zamanda belki. Belki siz yani bize yardımcı olursunuz. Biz size yardımcı oluruz. Bu işler gelişir zamanla. Dediğim gibi sizleri ilerleyen zamanlarda Balkan Paktı'nda görmek isteriz. Herhangi elbette. Bir agresif genişlemede Balkanlarda yapmanızı istemiyoruz açıkçası. Biz de. Tamamdır o zaman. Görüşmek üzere. Sizi Ankara'da da bir çaya beklerim. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. İyi günler. Tabii ki de Balkanlarda agresif genişleme yapmayacağız. Niye yapalım ki? 14 Mayıs'ta 3. chapter başlıyor. Bu chapter çok daha ağır olacak. Direkt savaşa girecek. 150 adam referandumla komünist olacak lan neredeyse. Siz bize bir şey gönderdiniz. Ne? Belge falan gönderdiniz efendim. Biz onu masanın altına attık ve inşallah yani doğrusu gitmiştir size. Bilmiyorum. Benlik bir şey yok. Komünist olmanız bizi çok üzüldü ya. Demokrasi gibi güzel bir seçim inanç varken yani siz niye komünist oldunuz efendim? Yani demokrasinin kolları sıcak. Hak yolu bu. Biz emperyalizme karşıyız. Sevgili Fezli Çakmak, Bulgaristan'ı ittifaktan atabilir misiniz? Kendisiyle... Enişleme mi sağlayacaksınız? Hayır, toprak almayacağım. Kendisiyle olan buzları çözmemiz için, ufak bir gereklilik. Sayın İngiltere Başbakanı da buradayken... Anladım. Çok kısa sürecek zaten, sonra hep beraber bir ittifakta buluşabiliriz. Tamamdır, bizim de istediğimiz bu zaten. Acıyın bana yazıyor Bulgaristan acaba ne olacak kendilerine? Hiçbir şey yok. Öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Nasıl yok? Göstereyim. At bakalım. Adam diyor ki beni yok, şeye parçalayacaklar. Sen bir ittifak... Yok canım öyle. Sen bir ittifak zannetme. Acıtmayacak bile yani. Allah ben onu ittifaka davet edeceğim. Ancak böyle girebiliriz. İttifaka davet edeceğim. Söz ver bakayım. Söz. Davet et. Yemin ediyorum. Sayın Cadiz biz gidiyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada siz sosyalizm inanın efendim inanın. Tabii canım. Demokratları... Üstünüzde bir 5000 bomber gelirsin de. Lan nasıl? Haydi bunu... Öyle efendim hani. Ya bir şey diyeceğim. İç savaş yemedi lan herif. Efendim bu ne? Bir şey yok canım. Adam sıfır askerle doğdu yani alt tarafı. Bir şey yok. Bu ne? Bir şey yok. Efendim adamın divizyonu yok. Evet. İşte... Ama ittifaka alacağım ben onu merak etme. Hem yarın öbür gün bizim de başımıza gelmez. Yok yok gelmez. Sıfır askerle oha bu kadar mı? Bu kadar beklemedim. Çarı korumaları bile çarı sattı. Bunu peşinize davet edeceksiniz. Evet. Şimdi size verecek bir cevabım var ama veremem. Verirsem kötü olur. Sayın Joseph biz gidiyoruz yani. Efendim aynı şeyleri Romanya ve Yunanistan üzerinde yaparsanız yok, buna engel olacağız. Yok emin yapmayacağız. Olun. Bakın öyle beni ikinci kez dolandırmaya kalkmayın. Bak adam mutlu. Çağır buraya. Çağır nasıl buraya. Nasıl mutlu ya? Nasıl mutlu? Bana açıklar mısın adamın? Bu kim ya? Adamın başındaki kim? Sen İki mi? Saniyede bir ülkede adam değişiyor. Sayın Joseph biz gidiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz efendim ama biz genellikle yukarıda olacağız hani siz aşağıda olacaksınız. Şimdi bana anlatır mısın bu adam nasıl mutlu? Görürsün adamın şimdi. İktidarı 2 saniyede bir değişiyor. Bak böyle şeyler düşünme bak patateslerle alakalı. Bak gördün mü adam mutlu benim ittifakıma geldi. Carmela ne ya ne oluyor ya? Adam mutlu. Efendim nasıl mutlu? Sor, gelsin buraya kendisi. Ya, çağır. Umarım bu. Çağır. Çağırıyorum. Çağır lan. Çağır. Ülkende savaş görmekten memnun musun diye. Savaş yok. Bir gecede aldık. Nasıl savaş yok? Bir gecede aldık. Nasıl bir gecede aldık? Bir gecede aldık. Adamlar direnmedi bile. İşte direnmedi. O kadar güçlüydük. Bir gece ya. O kadar güçlüydük mü? Tabii canım. Yani partizanlar olarak. Umarım o partizanlar yarın öbür gün Ankara'ya gelmez. Gelmez. Niye gelsin ya? Ya en son ittifak alacağım dediğinde aldım. Faction listeye atacağını zannetmiştim. Aldım. Bu almamış halim mi? Ya bu nasıl almak? Aldım. Adamın ahı tuttu. Kapatamıyorum ekranı Allah'ın belası. Aa Bulgar'ın ki hala gitmedi. Bulgar Allah belanı vermesin. Ahın mı tuttu? Bir daha mektup at Bulgar'ın. Attım bir tane. Efendim öncelikle Boris'i... Boris'i tamam. Yok.
Boris bir gecede puf yok yani. Ya Boris'ime ne yaptınız? Sen kimsin? Ne oluyor? Sosyalizm Boris, her yerimi sardı. Boris iyi biriydi. Sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Centil adamdı. İyi giyinmeyi, adabı iyi bilirdi. Ama mesela, ben bilmem. Yo ben bilirim. Bak görün gibi. Ben gayet. Bilmem. Siz bak bak senle aynıyız. Bak bak kıyafeti görüyor musun? Nasıl? Bak benim kıyafetim işte son Maraşal kıyafeti. Tamam işte benimki de sondan bir önceki Maraşal. Romanya ya. Ve Yunanistan'ı koruyacağız. Haberiniz olsun. Peki o zaman seferin yönü değişse mi ya? Sen böyle her şeye konuşur olmuşsun. Sana yapmayacaktım. Ben Bulgaristan memnunsa buradan çekip gidiyorum. Buralar sosyalist patatesi kokuyor. O zaman seferin yönü değişiyor. Sayın Tito, ordularımız emrinize amadedir. Tabii ki de sevgili dostum. Bak bir gecede koskocaman iktidarı aldın. Nasıl bir duygu? Efendim çok gururluyuz. Çok. İşte böyle halkın ayaklanmasını böyle desteklemek lazım yani. Ülke bir yenilenme yaşamış gibi her şey. Stability, adam. Ülke stability'in uçuyor. Vay maşallah. Evet, maşallah, maşallah. Vay maşallah. Hoş geldiniz sevgili dostumuz. Buyurun. Size bir demandımız. Benim de Sovyet garantim var. Demandımı dinlemediniz. He dinliyorum. Bizim damadı geri ver. Senin damat zaten o... senin yanına geldi. Haberin yok mu? Hayır o sakta oturuyormuş yani biz öyle geldik. Yok yok. Yok. Yok öyle bir şey. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok yok. Bakayım istiyorsan. Nerede ülke son girenler? Şöyle çantamdan çıkarayım. Öyle bir şey. Bize öyle bir bilgi gelmedi yani. Vallahi burada Boris yok gibi. Biz monarşiyiz aslında ama yani ülkeye giren de çıkan da yok. Ayrıca o Mussolini'nin damadı efendim. Siz niye isterseniz sıkayım bir köşede kafasına iteyim. Ben benim demiyorum efendim. Bizim diyorum. Ha, yani isterseniz bir köşede sıksın çocuklar yani. Rakiptir bunlar, ileride başını ağrıtır. Boris mi benim rakibim? Ya olabilir. Şimdi efendim, ya veriyor musunuz, vermiyor musunuz ona göre? Verdim gitti. Heh, hadi görüşürüz. Ama bana bak, sıkılacak lazım mısınız? Köşede ben sıkarım ha, partizanımız çok bizim. O zaman biz de Allah'ın emri, peygamberin kabriyle sizin kızı bana istiyorsun. Kızım yok. Bizim kızı verelim efendim. O ne tamam. Lan böyle? O ne lan böyle? Oy! Ama ya. O zaman sen ne istiyorsun? Ben bunu görmediydim ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz balım. Abi ahım mı kaldı? Boris'in ahı kaldı arkadaşlar. Mektup kapanmıyor. Boris'in size bir kastı var gibi duruyor yani. Biz muhabbetimiz oldu birazcık kafasını sıkmadan önce ama kendileri sayın Tito'yu hiç sevmediklerini söyledi. Vallahi yani kim kimi sevmiyor göreceğiz yani. Göreceğiz. Orası birazcık komünist kokuyor. Buyurun. Komünizme yol açın. Buyurun gel. Gel komüniste doğru gel. Efendim en son diyordunuz iç işlerine karışmayacağım diye Bulgaristan'a ne olmuş ya? Bir şey yok. Karıştın mı? Nasıl karıştı bu? Sor. Kendisi burada. Askeri bile yoktu. Evet. Bulgar sen memnun musun? Sor. Sayın Boris seçimleri hile karıştırdı. Halkın çoğunluğu evet. Komünist. Yalnız size seçim bile olmadı öyle bir sıkıntı var. Seçim oldu. Anlık ama... seçim o. Anlık seçim nasıl anlık seçim? Asker bile yoktu. Neyle savaştınız? İşte savaş yok. Savaş yoktu. Bak o kadar iyiydik ki savaş yoktu. Savaş yoktu değil. Savaş vardı asker yoktu. Tamam işte o savaş denmez ona. Ona... Ona kavga denir, ona dayak atma denir bence. Yok, öyle değil. Bizim başımıza da gelmesin de. Yok canım, niye gelsin ya? Komünizmi size kötü tanıtmışlar. Ya öyle şey olur mu hiç? Yok, bize kötü tanıtmadılar efendim. Bizde bir anti-komünist şey var da, biz bir tık uzağız o tür şeylere. Bulgar'da da vardı, hem de o daha büyüktü. Ama önemli olan komünizme burada kol kanat açmaktır. Eksiğiniz açacağız da nasıl şimdi? O mu beni sömürecek, ben mi onu sömüreceğim? Hani ne olacak, ölme nasıl olacak yok. Komünizm? Bak komünizmde asıl amaç paylaşmaktır. Şu an Bulgar gelsin benden canımı istesin ben veririm. Bu kadar ya. Sus lan. Aynen. Yani dediğim gibi. Öyle değil bak toprağımı dedim. Toprağımı demedim canımı istese veririm. Komünizm böyle. Efendim yani. Sizin topraklarınız sizin canınızın bir parçası değil mi? Komünizm her şeye eşit davranmak değil midir? Bak komünizm bir hayal.
Ve biz o hayali Avrupa'da inşallah yeşertmeye başladık yani. Siz bir de bir Müslümansınız anladığım kadarıyla. Bosnalılardan geçer bir gelenek. Doğrudur, doğrudur efendi. Ben sizin Albanya'da bir şeyiniz olduğunu görüyorum da benim bildiğim İtalyan'ı direkt alabiliyor siz işgal etseniz bile. Yok. Başınız ağrıt mı sonra? İtalya ile görüştüyseniz sıkıntı yok ama. Görüşmedim ama alamayacağı bir yolu var. Bir yolu varsa güzel diyelim. Güzel diyelim. Var. Şimdi ama... sen şunu öyle söyle. Bana komünizmi seviyorum de. Desem de ne kadar samimi gelecek? Bana bir bakın bakalım. Orada koskocaman anti komünist yazıyor. Sevdiririz. Biz ama samimi ve açık sözlüyüz. Biz hani diğerleri gibi yalan da söylemeyiz değil mi? Sevdiririz biz size. Aynı sevgi kardeşlik. Sevdiririz işte. Bu tehdit oluyor benim gözümde. Hayır. Biz sana komünizmi iyi anlatamamışız. İyi anlatın ben de. Çek sandalyeni, gel konuşalım. Gel otur yanıma. Şimdi gel. Komünizmde öncelik sen ya da ben değildir. Öncelik her zaman için işçi sınıfı ve halkın ihtiyaçlarıdır. Karl Marx'tan günümüze gelene kadar komünizm genellikle kötü yorumlanmıştır. Yani Rusya'da çıkan bu malum sosyalist devrim, komünist devrim iyi bir işleyişte olmadı. Ama biz komünizmin yeni bir soluk, yeni bir nefes, yeni bir aşk ile türemesine çalışıyoruz. Yani biz burada sana komünist ol demiyoruz. Komünist olman gerek çünkü sen zaten bir komünistsin. Özüne bak, işine bak. Seni Avusturya İmparatorluğu 1000 yıl boyunca sömürdüğü vakit sen içinden halkınla beraber ayrılmak istedin mi istemedin? Vallahi bilemeyeceğim o kadarını. İşte ama... buraları bilseydin zaten sen komünist olmuştun. Seni çok sömürmüşler. Biz öncelik olarak... Sömürme yok. Biz o dönemlerde kardeş kardeş yaşıyorduk. Dış güçler ne zaman ki biz birbirimize kırdırdı... Bak oraya geliyorduk. O zaman oldu. Oraya geliyorduk. Ha. Önemli olan komünizmin dış güçlere... mani olması yani. Öncelik komünizmin dış güçler tarafından baskılanmaması. Sen halkın ve hükümetin olarak 1000 yıl boyunca sömürüldün. Önce Osmanlılar tarafından baskı gördün, sonra Avusturyalılar tarafından. Ama komünizm seni sömürmez. Komünizm sana hayat verir. Komünizm bir felsefedir. Komünizm bir düşüncedir. Sen ki komünizm ile yaşarsan eğer yaşarsın yani, iyi yaşarsın. Tamam. Efendim öyle bir anlattınız ki şimdi elime kızıl bayrağı alıp direkt Budapeşte dikesim geldi var ya. E duruyorsun, dikkat. Peki efendim ileride olacak bu Balkan Paktı'nda acaba nasıl bir yol izleyeceğiz? İzleyeceksiniz ya da izleyeceğiz artık, nasıl duymak istersiniz? Komünist olan helal, herkes helal. Bizim için ittifak üyesi doğal olarak. Sovyetler buna dahil midir? Onlar komünizmi yanlış yorumluyor ama ortak noktada buluşursak belki. Ama Balkanların niye bir kendi komünist ideolojisi olmasın yani? Yani biz başta dediğimiz gibi dış güçler gelmesin, bize bulaşmasınlar. Evet. Ya biz bu Almanya zaten... arada bir beni rahatsız ediyor da. Biraz korkmuyor değilim ben açıkçası. Korkma. Böyle şeylerden korkmamalısın. Bak Arnavutluk da bizim ideolojimize katıldı. Görüyorsun değil mi? Mutlular mı? Soralım. Arnavutluk halkı mutlu muyuz? Evet! Gördüğün gibi mutluyuz. Bak, bitti. Baştaki adam pek öyle durmuyor ama. Ya o partizandan yetiştiği için normal. Yani ha, adamın sinirli. Doğası bu, sinirli yani. Efendim, Arnavutluk'tan geliyoruz şu an. Bir gezi düzenledik komünizmi temsil eden. Kendileri savaşmak bile istememişler. Öyle haberler alarak geldik. Mis,